Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir parkurdayız. Yeni parkurumuz buzlu tırmanma parkuru arkadaşlar. Eski buzlu tırmanma parkurlarını tamamen farklı hale getirdim. Gördüğünüz gibi çok zorlu ve inanılmaz eğlenceli bir buzlu tırmanma parkuruna bugün kimlerle geldik? Süper otobüslerle geldik arkadaşlar. Gerçekten süperler ve bugün de bir özel modumuz var. Şöyle görüyorsunuz, Setra arkadaşlar, ülkemizde çok kullanılan bir süper bir otobüs. Bunun modunu yaptırdım sizler için özel bir şekilde. Bizim kanalımızda görebileceğiniz çok güzel bir otobüs arkadaşlar. Setra, Mercedes Setra'yı görüyorsunuz, çok güzel. Yanında MAN'ı biliyorsunuz zaten, daha önce getirmiştik. Bir belediye otobüsüydü MAN'ın arkadaşlar. Yakın zamanda farklı otobüsler de gelecek. Burada Scania'nın Marco Polo'su var. Çift katlı bir güzel otobüs. Yine burada iki katlı bir İngiliz otobüsü var. Kırmızı otobüsümüz çok güzel duruyor. Burada Travego var. Travego'yu zaten biliyoruz arkadaşlar, Mercedes'in. Ve burada ise Otakar'ın bir belediye otobüsü var. Bugün süper otobüslerle neredeyiz? Yeni buzlu tırmanma parkurundayız arkadaşlar. Efsane bir parkur gerçekten. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Ve yeni özel modumuzu nasıl buldunuz? Onu da yorumlara yazmayı lütfen unutmayın. Setra arkadaşlar. Normalde Setra'nın bir modu yok GTA 5'te. Ve özel olarak sizler için bunu oyuna getirdim. Ve gerçekten çok güzel oldu. Abi efsane duruyor ya. Setra gerçekten çok istenilen bir otobüstü. Yakın zamanda dediğim gibi çok farklı, ülkemizde çok kullanılan birkaç otobüs daha gelecek arkadaşlar. Setra ile başladım şu an için. Yepyeni bir parkur. Zaten anlayacaksınız yeni parkur olduğunu. Ve buzlu tırmanma parkuru. Uzun bir parkur arkadaşlar. Hemen bitmeyecek. Çok zorlanacağız bu parkurda. Ama yine de parkuru bitirmeye çalışacağım sizler için. Zor bir parkurdayız. Setra ile şu an için yukarı doğru çıkmaya devam ediyorum abi. Parkur zor arkadaşlar. Parkur gerçekten kolay değil. Yukarı çıkış hiç kolay değil. Çünkü yer tamamen buz, gördüğünüz gibi. Buzlu yolda zaten araba kullanmak çok zor. Otobüs kullanmak daha da zor arkadaşlar. Siz de bu arada ne yapıyorsunuz? Favori otobüsünüzü yorumlara yazmayı unutmayın. Kanala hala abone değilseniz abone olup videoyu beğenip bildirimleri açmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Şu an için Setra ile yukarı doğru çıkıyorum. Hiç sorun yok. Yani problem yok gördüğünüz gibi. Çünkü zorlanmıyorum arkadaşlar. Otobüs gerçekten çok güçlü. Bakın abi. Görüyorsunuz. Hiçbir şekilde zorlanmıyorum. Araç çünkü çok güçlü. Motoru çok güçlü. Sadece gaza basıyorum. Araç patinaj bile yapmıyor. Neredeyse parkuru bitirmek üzereyim. Çok güzel bir şekilde Setra ile. Abi olay budur ya. Gerçekten budur arkadaşlar olay. Mükemmel bir şekilde gördüğünüz gibi. Çok iyi bir şekilde hem de Setra ile buzlu tırmanma parkurunu başarıyla tamamladım diyebilirim. Çünkü şurada bitecek abi. Daha buradan sonra aşağı düşmem. Çok rahat çıktım ve parkur bitti. Olay budur arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde Setra ile buzlu tırmanma parkurunda başarıya ulaştım. Nasıl buldunuz? Yeni modumuz, yeni özel modumuz Setra ile başarı geldi. O zaman ne yapıyoruz? Demir Adam'la devam ediyoruz arkadaşlar. Demir Adam'da hemen buradaki MAN'ın bir belediye otobüsü var arkadaşlar. Bakalım, yani belediye otobüsleri de çok güçlü oluyor. Bu da eminim güçlüdür. MAN'ın çok güzel bir belediye otobüsü. Bakalım performansı nasıl olacak Demir Adam'ın. Sadece çok dikkatli gitmesi lazım arkadaşlar. Frene basmaması lazım. Gazı bırakmaması lazım. Çünkü buz olduğu için gazı bırakırsanız, frene basarsanız bir daha çıkamazsınız, söyleyeyim. Onu söyleyeyim. Abi yukarı doğru çıkış başladı. Çok dikkat etmesi lazım. Gerçekten çok dikkat etmesi lazım. Yukarı çıkışımız... Abi rahat oluyor gibi gözüküyor. Araç biraz zıplaya zıplaya gidiyor, fark ettiyseniz. Böyle zıplaya zıplaya yukarı doğru çıkış devam ediyor. MAN'ın belediye otobüsüyle Demir Adam'ı izliyorsunuz şu an için. Yepyeni bir parkurda, buzlu tırmanma parkurundayız. Çok güzel bir parkur. Gerçekten çok güzel. Umarım, bakalım göreceğiz tabii, bir çıksın, bir bitirsin. Bitirebilecek mi? Gerçi o da var ama göreceğiz arkadaşlar. Şu an için bir sıkıntı gözükmüyor. Dikkatli bir şekilde gitmesi lazım. Kontrollü. Aman abi dikkat dikkat dikkat, bir kayarsa var ya abi direkt aşağı düşersiniz. Ve çok dikkatli gitmesi lazım kahramanlarımızın. MAN'ın belediye otobüsü çok iyi gidiyor abi, çok iyi gidiyor hem de. Devam 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 abi, sıkıntı yok sıkıntı yok, çok kenardan dönme. Çok kenardan dönerse problem başlar arkadaşlar, aşağı düşer.
Çok dikkatli olması lazım. Parkuru umarım beğenirsiniz. Yeni parkurumuzu ve yeni özel modumuzu da beğendiniz mi? Yorumlar lütfen yapmayı unutmayın. Yorum yapmaktan korkmayın arkadaşlar. Ücretsiz. Yazabilirsiniz rahat bir şekilde. Çünkü çok az yorum geliyor. Eskiden böyle değildi. Bu aralar bayağı bir azaldı yorumlar. Niye bilmiyorum. Artık sebebi sizsiniz. Çünkü yorum yapmıyorsunuz. Evet, şu an için Van'ın belediye otobüsüyle Demir Adam gerçekten çok iyi abi. Gerçekten çok güzel. Yani hiç mi hiç zorlanma diye bir şey yok abi. Çok rahat bir şekilde, mükemmel bir şekilde parkurda başarıya doğru gidiyoruz artık. Abi olay budur. Olay budur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok zorlu bir parkur gerçekten. Otobüsler çok güçlü olduğu için zorlanmıyor arkadaşlar. Buraya normal arabalarla geldiğimizde ne kadar zorlanacaklarını göreceksiniz. Ve gördüğünüz gibi Man'ın performansı muhteşemdi. Baldi ile devam edeceğiz. Baldi şöyle bir çift katlı bir Scania değil mi? Volvo'nun değildi bu. Scania'nın da aynen. Scania Marco Polo'yu kullanacak. Bizim ülkemizde olan bir otobüs değil arkadaşlar. Genellikle bu işte Brezilya'da, Hindistan'da, Pakistan'da, oralarda kullanılan bir otobüs. Bizim ülkemizde yok. Keşke olsaymış. Çok güzel bir otobüs. Gerçekten keşke olsaymış ama maalesef yok, kullanılmıyor. Yukarı doğru çıkış devam ediyor Scania ile. Abi Marco Polo ya. Gerçekten çok güzel bir otobüs. Çift katlı mükemmel bir otobüs gerçekten. Aman abi, sağa doğru çok yanaşma, korktum bir an. Gayet iyi gidiyor abi. Hiç sıkıntı yok, biraz yavaşladı gibi gözüküyor. Ama yavaşlamadan abi, rahat bir şekilde çıkması lazım. Güzel bir şekilde çıkması lazım Marco Polo'nun. Çünkü bu otobüs gerçekten süper bir otobüs arkadaşlar. Gerçekten süper bir otobüs. Umarım yukarı çıkışında bir sıkıntı olmaz. Buzlu tırmanma parkurları her zaman zor oluyor. Bugün de gerçekten zor bir parkurdayız. Ama ben inanıyorum Baldi'ye Marco Polo ile çıkacaktır diye düşünüyorum. Çıkış devam ediyor. Çok dikkatli izleyin arkadaşlar. Çok dikkatli hem de. Sadece dikkat. Sadece dikkat abi. Bu parkurun aynısını bir inişini yapabiliriz. Aynı yolu yukarıdan başlarız. Aşağı doğru ineriz. Ne dersiniz? Var ya, ben size bir şey diyeyim mi? İnemezler abi. Kayarlar, aşağı düşer çoğu. Gerçekten yapacağız bunu. Ama çoğu diskalifiye olacak diye düşünüyorum. Deneyeceğiz. Ama şu an için çok iyi bir şekilde gittiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Sorun yok. Bakın o kadar söyleyeyim. Gerçekten sorun yok. Mükemmel bir şekilde çıkıyor. Biraz burada yavaşladı. Baldi aman abi. Aman abi, gaza bas. Gaza bas. Gaza bas. Gaza bas. Bas 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 bas. Abi gaza basması lazım. Gazı bırakırsa ortalık karışır arkadaşlar. Gerçekten karışır. Onu söyleyeyim. Sıkıntı olur. Yani ama yine de Baldi bu işi yapar abi. Yapar arkadaşlar, yapar. Sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi Marco Polo ile çift katlı otobüsümüzle çok güzel bir şekilde. Abi olay bu kadar basit. Gaza basacaksınız. Direksiyon hakimiyetini iyi kontrol edeceksiniz. Ve parkuru güzel bir şekilde bitireceksiniz. Bakın araç ne kadar yavaş gidiyor, farkında mısınız? Abi yol kayıyor çünkü, buzlu bir yoldayız. Kontrol gerçekten çok zor. Şimdi isterseniz Recep abiyle devam edelim. Recep abinin arabası çift katlı kırmızı İngiliz otobüsü arkadaşlar. Bu da bir şehir içi otobüsü arkadaşlar. Yani şehirler arası değil. Bir şehir içi otobüsü. Belediye otobüsü gibi düşünebilirsiniz. Ama daha çok turistik şekilde kullanılan çok güzel kırmızı otobüsümüz. Bakalım Recep abiyle neler yapacak abi. Bas gaz abi. Bas 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 abi. Bas abi. Durma abi. Aman abi. Zorlanıyor. Zorlanıyor. Aman abi, kayıyor otobüs. Çok dikkat etmesi lazım. Çok zorlanıyor. Yapma bunu. Abi yapma bunu sakın Recep abi. Abi yapma bunu. Araba şu an için, otobüs şu an için bayağı bir yavaşladı. Artık arka taraf kaya kaya geliyor. Fark ettiniz mi? Bakın. Sola doğru kayarak geliyor. İnanılmaz sıkıntı arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz sıkıntı. Dikkat etmesi lazım. Güzel şekilde çıkması lazım. Güveniyorum Recep abiye bugün. Kırmızı otobüste, çift katlı kırmızı otobüste parkuru bitireceğine inanıyorum. Umarım düşündüğümüz gibi olur. Yukarı çıkış devam ediyor. Çift katlı kırmızı otobüs. Hadi Recep abi, bitir bu işi. Bitir işi abi. Çıkıyor. Güzel, güzel, güzel. Sıkıntı yok. Vallahi sıkıntı yok. Gayet iyi. Gayet iyi arkadaşlar. Bakın. Bakın. Gerçi iyi diyorum ama çok da kayıyor. Vallahi çok kayıyor otobüs. Yani sıkıntı çıkabilir arkadaşlar. Gerçekten çıkabilir. Çok fazla kaymaya başladı ve inanılmaz derecede zorlandığını görüyorum Recep abinin. Niye bu kadar zorlandı anlamadım. Vallahi niye bu kadar zorlanıyor anlamadım ama ciddi anlamda araç zorlanıyor arkadaşlar. Dikkat etmemiz lazım. Recep abiye güvenin.
Sadece güvenin Recep abiye, bitireceğine inanın. Recep abi bitirsin abi. Şu an için az kaldı. Hadi abi devam. Çok uzun bir parkur arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Hemen bitecek bir parkur değil. Zor olması lazım. İyi bir performans lazım bu parkuru bitirebilmek için. Bakın daha bir uzunca tırmanma yolumuz var abi. Burayı çıkabilmesi lazım. Bakalım ne olacak, göreceğiz abi. Yukarı bas abi, bas 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 abi, bas abi. Hiç gazı kesme, burada çok dik. Burası dikleşiyor, iyice gaza basman lazım. İyice gaza basman lazım abi. Bas abi, bas abi, bas gaza, bas 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 bas. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Abi işte böyle giderse sıkıntı yok arkadaşlar, ama hızlı gitmesin lazım. Recep abi bas abi, sakın durma. Abi kalıyor. Abi kırmızı otobüs. Abi yapma bunu ya. Abi gaz kesilir mi, frene basılır mı, burada araba geri kayıyor zaten. Ah be. Abi bu saatten sonra buradan hayatta kalkamaz arkadaşlar. Hayatta kalkamaz. Bir durduğunuz zaman buzlu tırmanma parkurunda bir daha ilerleyemezsiniz. Maalesef Recep abi diskalifiye etmek zorundayım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok, kaptanla devam ediyoruz. Travego karşınızda. Çok güzel bir otobüs. Gördüğünüz gibi büyük bir, süper bir otobüs. Mercedes Travego. Bakalım bugün nasıl bir performans gösterecek kaptan. Beraber izleyeceğiz. Şu an için kırmızı çift katlı otobüs dışında herkes yeni buzlu tırmanma parkurunda başarılı arkadaşlar. Gerçekten çok güzel gidiyorlar. Bakalım Travego ne yapacak? Travego iyi gidiyor. İyi başladı ve güçlü başladı. Ama biraz hızlanması lazım. Abi buzun üzerinde yukarı doğru çıkarken, tırmanırken yavaş çıkarsanız ne olur biliyor musunuz? Kalırsınız. Recep abi gibi kalırsınız. Ne kadar hızlı gidebiliyorsanız o kadar hızlı gidebilmeniz lazım. Bir anda çıkıp kurtulmanız lazım. Yoksa geri geri kayarsınız ve kaza olur. Ve şu an için Travego çok yavaş gidiyor. Bakın söylüyorum, diskalifiye gelirse niye oldu demeyin, çok yavaş gidiyor. Favorisi Travego olanlar abi likelayın, abi likelayın, hızlansın. Abi çok yavaş gidiyor şu an. Bak sıkıntı kalabilir, diskalifiye gelebilir, şimdiden söylüyorum. Gelme ihtimali yüksek çünkü. Gerçekten yüksek. Çıkıyor ama sıkıntı var, haberiniz olsun. Travego bas abi, kaptan biraz basması lazım abi. Biraz gaza basması lazım, biraz gaza basması lazım. Abi burası sıkıntı işte, bak buradan döndükten sonra aynı Recep abinin diskalifiye olduğu nokta arkadaşlar, bakın şimdi. Dikkat et, dikkat et, dikkat et, dikkat et. Evet burası, bakın Recep abi yukarıda görüyorsunuz kırmızı çift katlı otobüste diskalifiye yolu, çıkamadı buzlu tırmanma parkurunda. Başarıya ulaşamadı. Travego başaracak mı, merakla bekliyorum. Sağdan abi, aynen sağdan. Devam, 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 sıkıntı yok. Devam abi. Devam, durma sakın, burası çok dik bölge, en zorlu bölge burası neredeyse tırmanma parkurunun. Ama Travego gücü abi, Travego çıkar her türlü. İşte budur ya abi, olay bu kadar basit. Şurayı döndükten sonra zaten yolumuz düzleşiyor, hiç çıkamama ihtimali yok. Travego kalmaz abi, Travego muhteşem bir otobüs. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde, rahat bir şekilde, hiç zorlanmadan Mercedes Travego ile yeni buzlu tırmanma parkurunda artık kaptanı başarılı sayabilir miyiz? Ya şu iki topun arasından geçsin sayalım. Gerçi bu saatten sonra kayıp da aşağı kolay kolay düşmez. Helal olsun kaptana, helal olsun Travego'ya diyoruz. İsterseniz şimdi son otobüs, Batman otobüsü, otokarın bir belediye otobüsüyle devam edelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi otobüsümüzü zaten çokça görmüşsünüzdür dışarılarda, belediye otobüsü olarak şehir içinde. Bakalım bugün yeni buzlu tırmanma parkurunda neler yapacak sizce? Bence parkuru bitirir. Abi otokar bitirir abi, otokarın otobüsleri çok güzel. Süper otobüsleri var, çok güçlü otobüsleri var. Bakalım göreceğiz. Yani bitireceğini düşünüyorum. Şu an çıkışı başladı. Güzel bir şekilde çıkıyor. Yavaş çıkmaması lazım arkadaşlar. Yavaş çıkarsa diskalifiye gelir, onu söyleyeyim. Yukarı doğru çıkış devam ediyor. Otokarın bu muhteşem, bu güzel otobüsüyle Batman izliyoruz. Sadece dikkat. Çık abi, çık 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 çık. Güzel, 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 güzel. Abi hızlı çıkıyor. Bakın Recep abi buraları falan çok yavaş çıkmıştı. O yüzden diskalifiye olmuştu. Aracın hızını kesmemesi lazım kahramanlarımızın. Ve Batman gibi tam gaz yukarı doğru çıkış devam ediyor arkadaşlar. Hiç zorlanmadan çok güzel bir şekilde bitireceğine inanıyorum otokarın. Bakalım göreceğiz tabi. Hiç belli olmaz. Recep abi de çıktı çıktı yukarıda, diskalifiye oldu.
Yani hiç belli olmaz arkadaşlar ne olacağı. Ama Otakar'ın bugün bitireceğini düşünüyorum niyeyse. Bakalım göreceğiz ama. Şu an iyi ama Recep abinin olduğu yere yaklaşıyor. Orada işler değişecek arkadaşlar. Bakalım merakla bekliyorum ne olacak orada. Bas abi gaza, yavaşlama sakın. Bas 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 abi, bas abi, bas gaza, bas bas bas, durma abi, bas gaz Otakar. Burası çok sıkıntı. İyi yani gidiyor gibi. Bir sıkıntı yok gibi ve çok güzel abi, hızına baksanıza. Hiç yavaşlamadı bile arkadaşlar. Otakar'ın bu süper otobüsü gerçekten çok güzelmiş. Bu güzel belediye otobüsü muazzam bir şekilde çıkıyor. Hiç ama hiç zorlanmadan abi, gördüğünüz gibi rahat ve konforlu bir şekilde Batman'in bu güzel performansını izlediniz. Henüz başarılı değil. Henüz çünkü finish noktasına ulaşmadı arkadaşlar ama bitirdi diyebiliriz ya. Ya bu saatten sonra kolay kolay diskalifiye olamaz arkadaşlar. Ve Otakar diyoruz, belediye otobüsü. İşte budur abi. Olay bu kadar basit. Toplamda 5 tane süper güçlü otobüslerimiz yeni buzlu tırmanma parkurunda başarılı oldu. Sadece bir tanesi, o da Recep abinin çift katlı kırmızı otobüsü, maalesef diskalifiye oldu. Onun dışında gördüğünüz 5 otobüs gerçekten helal olsun. Mükemmel iş çıkardılar, mükemmel performans gösterdiler ve parkurda başarılı oldular arkadaşlar. Sizin favori arabanız, daha doğrusu favori otobüsünüz bu arkamızdaki 5 otobüsten biri miydi? Umarım onlardan bir tanesidir. Umarım yeni parkuru, yeni özel modumuz Setra'yı ve videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.